Canlarım, ciğerlerim, pek kıymetli sevgili dostlarım. Nereye geldik? Fuara geldik. Karavan fuarına geldik. Şimdi Erkan Can'ı kapıdan almaya gidiyorum. Tayvan ayak masajı gibi. Oh, nasılız Erkan abi? Ha? Alalım onu Erkan abi. Bakalım. Alalım. Bakalım. Türkiye'de olur mu demeyin, oluyor. Haydi bakalım. Sevgili dostlar, bu videonun konusu Erkan Can'a karavan alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım Erkan abimiz hangi karavanı beğenecek. Ben de elimden geldiğince bilgi birikimimle Erkan abime destek olmaya çalışacağım. Ona güzel bir karavan alacağız inşallah. Şimdi Erkan abiyi kapıdan almaya gidiyorum. Efendim hoş geldiniz. Aynen Erkan abi gel. Baba hoş geldin. Ne yapıyorsun baba? İyiyim abi. İyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim. Merhaba Gökhan ben. Taşı abi oldu. Abi mecbur. Güzel. Erkan abi, karavan fuarı senin. Seç, beğen al. Hangisini istersen, hangisi hoşuna giderse. Bakacağız oğlum, bir gezelim. Değil mi? Tek tek gezelim bakalım. Yakışıklı bir şey bulalım değil mi? Kafamızda hangisi yatıyorsa konuşalım. Aynen. Erkan abi şöyle, şurada Via karavan var. Madem öyle yabancıdan başlamayalım. Hemen kapıdan girince şöyle, ama böyle bilmem neli giriliyor. Efendim hoş bulduk. Bu nedir ya? Turnike geçiş yaptık. Vay be. Efendim giriş yapıyoruz turnikeden. Buyurun. Bu nedir abi bu? Bu işte mankat yaptığımız proje vardı ya, Almanya'ya yapılan, Kayseri'ye yapılan araba. O bu. O araba bitti abi. Bitmiş şey hali. Ben bunu bu şekilde... Testleri bitti. Kaç para bu? 489 bin euroya veriyorsun. Türkçe konuşmadı Erkan abi. Ne diyorsun bu işe? Ama yani şimdi artık bu işler öyle oğlum yani. Değil mi? Şimdi bu da ayrı bir mod, ayrı bir dizayn, ayrı bir şey. Şimdi çok... görün, çok başka bir dünya olduğunu göreceksiniz. Hemen boşalsın olacağım şimdi. Aynen. İçeri. Bu başka bir kafa. Şurada evet. Tanıdık bir araç var ya. Nasıl abi, beğendin mi? Abi. Güzel çözümler var. Arabam diye demiyorum, çok yakışıklıdır kendisi. Ulan fuarda görünce insan alası, kendi arabamı alasım geldi, ne diyorsun? Çok güzel araba. Erkan abi, sen gerçi transporterla biz seninle yol yaptık da insan fuarda görünce kendi arabasını bile alası geliyor. Güzel yani. Evet evet abi, çok. Arka yatak oluyor değil mi? Evet. Oo, burayı değiştirmişler. Vay anasını. Abi altına çekmece falan yapmışsın. Bırak kendi arabanı şu. Ya. Evet evet abi. 6x6 dünyayı gezebilecek bir araba. Türkiye'de olur mu demeyin, oluyor. Haydi bakalım. Üf. Devasa bir oturma grubu. Merhaba! Erkan abi! Evet, evet. Abi kaç metre bunun burası? Bu... 6 metre. 6x2.40. Bunun ehliyeti ağır vasıta mı? Ağır vasıta. Evet. Ama tabii burada bir ev konforu var. Şimdi bak, abi bu bir de şöyle ya? Bir şey var. Böyle inanılmaz bir kasa var. X40, 6x40 kasası bunun. Ses tamamen üzeri olur. Şu kadar kapı. Dışarıdaki sese bak, buradaki sese bak. Evet abi. Hiç ses yok. Arabanın içi çıt yok. Tabii, X40, artı 40 yapısı arabanın öyle. Vay be. İnvertörle de çalışabiliyor. Jeneratörle de çalışabiliyor. Abi buradan arkaya gidiş var. Tavana çıkış var. Şöyle bizden atayım. Banyo mesela bir. Ama bizim karavan içinde. Ne diyorsun değil. Abi? Bu tarafa bak. Bak bahsetti. Vay arkadaş. Devasa. Çok güzel. Dünya kabin. Kaloriferi bile. Arabayı yapmak zorunda değilim mesela. Araba bende olmuyor. Bu halde ile mi çalışıyor efendim? Yok abi, bu ben şipayla çalışıyor. Sıcak su sistem. Biraz daha farklı oldu. Otomatik şeyi var. Her tarafta burada kayıtlı şey kameralar mı var? Şu çok önemli. Daha çok yeni kullanılan bir ürün. Quattro serisi. Vay be. Elektronik kontrol. Panda'nın çalıştırma sistemi. 2000 Quattro mu abi? 5000. Ne diyorsun ya? Hiçbir şeyden kaçmıyor yalnız. Araba, gerçi ben de 500 bin euro istesem ben de 5000 Quattro'yu çakarım yani. 489 bin. Abi soundbar var. Ayrılır soundbar. Tabii şöyle, bunları söküyorsun. Abi bu bende evde var bu abi. Bunu söküyorsun, arkada bak yerleri var. Vay yatak odasını götürüp kilitliyorsun kripslerinden. Çok iyi. Abi arka yatak falan. Bence arkadaşlar şunu garanti söyleyebilirim. Tanıdığım Türkiye'deki en iyi Ducato'cu. Bence bak samimi söylüyorum yani, şunlar da vesaire yani ayrıntıda, finishinglerde en iyisi Hüseyin abi. Yanımda diye söylemiyorum, dışarıda da söylüyorum. Başka güzel firmalar da var, yalan yok. Benim tane, arabayı da yaptın orada. 10 tane camper, seninki 15 tane camper. Tecrübeyle sağ ol. Dışarıdan da üst tarafa böyle bir yatak koymuşlar. Üstünü şu an göremiyorum ama size göstermeye gayret gösteriyorum. Duvarların kalınlığı yani şuradan gözüküyor mu bilmiyorum ama baya bir kalın kapısı falan. Ya değişik işte, bunlar proje arabalar.
özel arabalar, herkesin yapabileceği işler değil. Başarılı. Madem Ducato'yu söyledim, size Ducato'sunu da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum dostlar. Bütün şunların hepsini, yani ben orada olduğum zaman geçirdiğim için hepsi ayrı ayrı özel tasarımlar. Ha bu arada bu araba Ford'muş, Ford'a da yapmış. Şunlar mesela ayrı presli, şu ışıkları üstten bir yerden açılıyordur muhakkak. Yine bunun da üst taraflarında o şeritleri, ayrı ayrı kullandığı şu spotlar. Yani şunlar bile ayrı ayrı para dostlar. Şuranın genişliği, bu yatak mesela devasa. Hemen şurada tuvaletimde göstereyim. Çok yer gezeceğiz. Yani birileri ışığını mışığını söndürmüş ama araba daha yeni bitmiş. Şunu bile bak buraya. Lak lak. Çok güzel. Otomatik. Otomatik. Tabii. Erkan abi tam senlik yalnız ha. Ben onu havada karada çok güzel aydarım. Güzel aydarım. Az önce anlatıyordu hani bir yerde kaldın, yarım debriyajı otomatik yapıyor vesaire falan filan evet, diye. Evet çünkü bunu normal düz yani şanzıman, eski bizim bildiğimiz şanzımanla onu rampada kaydırırsın geri bu arada. Ona göre yapmış. Kırarsın ha bu kadar kırarsın. Kuvvetli aleti. Şanzımanı ona göre yapmış hiç. Yani viteste de kalsan, frene bassan duruyor diyor. Stop etmiyor. Tam senlik yanına. Erkan abi gördüğün gibi aşırı fazla çeşit var. Yani şimdi çok her şeyi var. Çekemiyorum ama. Çok var. Şimdi mesela sen nasıl bir şey arıyorsun abi? Yani senin ihtiyacın ne? Çekme. Kaç metrelik bir şey tam olarak hani şimdi, arkadaşlar? 6 metre. Yani. 6 metre yani çeki oku dahil rahatça bana, çekebileceğin. Falan, rahat çekebileceğin. 4 kişi mi kalacaksın? 2 kişi mi? 4 kişi. Hanım çocuk kişi. Ben işte oğlum. O kadar. O kadar. Bazen koyacaksın uzun süre içinde kalacaksın. Yalıtımı güzel olsun diyoruz. Aynen. Olsun. Ben onunla yaz kış gitmeyi düşünüyorum. Kışında bir yerlere gitmeyi düşünüyorum. Hani çekerken de rahat olsun. Aynen değil yani mi abi? Zorlanmayıp pratik olsun. Şöyle bir renkli ağaçtan güzel. Şekiller de var. Değişik işler. Var. Hayırlı işler, bol selam güneşler. Webesten değil miydi ya? İki tane. Webesten de var. Hacı abi ne yapıyorsunuz? Dur. Ya, sağ ol, sen nasılsın? İyisin. Vallahi yaramazlık yok. Karavan işine mi girdin? Evet, karavan işine girdik. Nedir abi bunlar? Değişik, güzel. Ranzalı. Hoppa. Webesten yine oraya koymuşuz. Ranzalı. Ne kadar bunun fiyatı abi? Fuardan dolayı 155 bin lira. Normal fiyatımız 165 bin lira. Ama fuardan dolayı böyle bir 10 bin liralık indirim yaptık. 155 bin lira. Evet. Hemen ufaktan şöyle de göstereyim. Ne diyorsun Erkan abi? Bu arada senin de yorumunu alalım bu karavan için. E işte oğlum yani. Şimdi malzemesinden anlamam ama güzel. Su kontrası kavağın en büyük özelliği hafif ve suya çok dayanıklı. O yüzden su kontrol. Tabii su kontrol, su kavak. Yani şimdi daha, Erkan daha abiye bir karavan bakıyoruz da abi biz. Erkan abi. Bakacağız. Kendi isteği ve zevklerine göre şeyi buraya almış. Karavanı inceliyor. Çekme benim için daha iyi. Değil mi? Çekmeyi işte yerimize koyacağız. Orası bizim yazıhanemiz olacak falan filan olacak. Geleceğiz gideceğiz. Şimdi öbür türlü yani motokaravanla hep yürümek lazım. Tabii. Çekmeyi bir yere koyacağım. Ben arabamda dolaşacağım, geleceğim, kampa gireceğim. Öyle sabit kalacak. Tabii, hani onu... bir yere gittin yine toparlan. Kal şimdi kitle. Devam git, et. Gel karavanın başına. Çek yürü. O kadar. Öyle bir şey. Yani çekmede aklım. Ben de şimdi orada hani aslında önce bir şey yapayım dedim ama. Ama gene de düşünüyorum. Bilmiyorum şimdi. O daha değerlendirmede. Ha. Yani o arkadaşlar da az önce bir tane motokaravana girdik. Ona baktık da Kan abi yine hani çekme istediği için birazcık daha hızlı çıktık oradan. Ama tabii çok değişik, çok güzel modellerde yok var, değil var, yani. Var, çok var. Güzel şeyler şey. Var bu sene fuarda. Çok güzel şeyler var. Mesela bak şöyle bir Karsiva var. Erkan abi evet. Bunlar da güzel firma biliyor musun? Evet. Şimdi daha önce de biz bunu Bodrum'da bir görmüştük, bir muhabbetini gördük, yaptık. Evet, evet, ben evet. Birazcık daha bir muhabbetim var. Bunlar da motokaravanda gayet iddialılar. İddialı ve başarılı bir firma. Şöyle göstereyim. Merhaba kardeşim, sağ ol. Siz nasılsınız? Şöyle bir araba. Gerçekten yakışıklı bir araç. Yani tip olarak şu ana kadar Türklerin arasında gördüğüm en yakışıklı arabalardan biri. Şöyle bir iç tasarımı var, tertemiz. Şöyle bir arkada İngiliz şekli yatak var. Turman'ın kombisi
sistemi, kulis sistemi. Şöyle tuvaleti. Çok şık. Gerçekten çok şık. Çıt yok bu arada yani fuarda. Bu tarafa geldim. Ses kesiliyor. Güzel yalıtı. Çok güzel. İçi de güzel. Renkleri de değişik. Bu da şunu da içine gireyim hani renklerini vesaire falan. Gayet güzel. Yine İngiliz tipi yatak. Fırınıyla vesairesiyle. Hızlıca böyle göstermeye çalışıyorum ki dostlar. Işıl ışıl. Orada da bir yatak var. Arkada yatak var. Burada böyle büyükçe bir oturma grubu var. Ön tarafın koltukları yine öbüründe de dönüyordu. Bunda dönmemiş. Bu böyle istememiş herhalde. Gayet güzel, geniş bir araç. Ve dıştan da gayet kompakt diyebilirim. Yani dışta böyle televizyonu. Arkasında böyle devasa bir bagajı. Krom deposu. Arka taraftan görünümü de böyle şöyle de göstermiş olayım size. Çok şık. Kırmızısı da var. Şöyle alttan lift sistemi. Arabanın tekerlekleri yerden kalkmış. Baksana şöyle. Çok çok heybetli ya. Gerçekten çok heybetli bir araba. Fiyatını soralım hemen. Ne kadar bu araba? 2,5 milyon. Şu araba ne kadar? Bu da 2,5 milyon. Firmanın yetkilisi de Şener Bey. Evet. Dükkanı açtık. Dükkanı açtık. Vallahi çok güzel şeyler var abi. Evet abi. Seninle sonra uzun uzadıya konuşuruz, olur mu? Çok memnun olurum. Eyvallah. Çok memnun oldum. Erkan abi biz yine çekmelere bakmaya devam edelim. Bakalım oğlum hadi. Bir turlayalım bakalım. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi. Şimdi bugünkü bu videoda daha çok Erkan abinin beğendiği karavanlar çekmeler olduğu için çekme karavanlara yoğunlaşacağız. Oraya bir gidelim. Çekme karavanları inceleyelim bir abi. Bir bakalım. Bakalım aklımıza hangisi daha çok yatıyor. Onu alalım. Alalım bakalım. Onu Erkan abi. Bakalım. Alalım. Bakacağız. Kafamıza göre bir şey, kafamıza yatan bir şey. O kadar. Bulursak. Tabii fiyat performans çok önemli bu konularda. Aynen öyle. Fiyat performansa basık bakacağız. Her fuarda bunlardan vardır. Bir tanesine çıkıversene. Ha, bizim eski Bursa garajında böyle para atıyorduk. Aşağıda makineler vardı. Bak çocukluğuma döndüm ya. İlk defa biliyorum ne zaman. Erkan abi nasıl hissediyorsun? Güzel, dinlendiriyor. Vallahi mı? Oğlum dinlendirir. Hoppa. Sesimiz titriyor mu? Bilmiyorum ki. Bilmiyoruz, bakacağız kayıtta. Oh bak Tayvan ayak masajı gibi. Oh. Nasılız Erkan abi? Ha? Tabii yine fuarlarda olmazsa olmaz. O da alıyorum işte. Oo. Erkan abi, bunları denemeyelim mi? Gel. Ha? Allah için. Dur. Dur ben yapayım sana. Bana doğru dön. Oo. Nasıl? Eyvallah babacığım, hayırlı işler. Evet, karavan fuarına hoş geldiniz. Şuna bir bakalım. Kübik. Bakalım Erkan abi. Kübik karavanımıza. Sertaç abi. He, bunu mutfağı dışarıda. Aa, bak değişikli. Güzel. Bak bu faydalı. İçeride yok mu peki şeyi Erkan abi? İçeride yok. De var. Ha yok, yok mu? Yok. Mutfak dışarıda. İçeride olsa daha iyi bence. E tabi kışın ne olacak? Kışın bununla takılma mı diyor yani. Güzel. Ama bu da bir seçim tabii. Tabii bu da bir seçim. Ve şey malzemesi seçim. De... Güzel. Şık duruyor bu arada yani öyle. Şık malzeme. Tabii telmaşa değil. Bunun fiyatı nedir? Bunu bir öğrenelim. Şuraları yani bu keskin yerler mesela biraz sıkıntı. Özellikle burada. Şimdi yalnızsın karavanda. Ay yere bir şey düştü. Tak anında. Evde kimse yok. Bulduklarından morarmış olursun. Bunlar detaylar. Tabii. Önemli detaylar. Çok önemli detaylar abi. Hekisi mekisi. Aslında güzel alet. Vizyonlu bir alet. Öbür çok modellerinde pratik. Tabii. Yolda bu pratiktir. Tabii abi. Her aynen. Yere çıkabilirsin. Aynen. Daha istediğimiz de. Modeli bulacağız inşallah. Bakalım. Mini camper'ları da 135 ve 145'miş. Buzdolabı da dışarıda. Bu böyle bir tarz sevgili dostlarımız. Evet değişik böyle camper tadında bir karavandı. Burada o bak Erkan abi seversin. Elektrikli araba.
Yeni çıkmış. Bunu bayağıdır yapacağız diyorlardı ama ben bunu takip de ediyordum ama şu an ben de ilk kez görüyorum. Türkiye'nin yerli üretim elektrikli arabası. Öyle şık. Şık. Soralım abi. Şimdi bu olmalı abi. Yani minimum. Kasa. Tabii. Merhaba. Bunların boyu kaç? 5.18. 5.20. Erkan abi. Buyurun bakalım. Hoppa. Oo, dengi şık. Farklı. Çılgın. İçeri açılıyor. Oo, bayağı da Erkan abi. Değişik bir model. Bayağı geniş yapmışlar gerçekten. Hidroforla çalıştığı için ev şeyi koymuş. Tesport'un tuvaletini koymuş. Şöyle bir lavabo var. Sera. Böyle bir karavan. Fenza. Evet, Fenza. Kendi değişik bir tasarım yapmış elektrik panosunda. Duvarlarına böyle kapı paneli bir döşeme yapmış. Bas şekli. Evet. Şöyle bir karavan dostlar. Ne kadar fiyatı? 430 bin TL. 430 bin lira. Şöyle kapısını da kendi yapmış. Evet. Dış tarafı yekpare sanıyorum. Tek parça bir cam kullanmışlar. Karavan durumu için. Ne diyorsun Erkan abi? Model aşağı yukarı aynı. Aşağı yukarı aynı. Ama 500 küsüre mi geliyor demiştiniz siz? Evet. 5.18 şu şekilde. Çok güzel. Hani yazın sıcaktan bunu anlamak adına. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Farklı kasa modelleri de var şöyle renk olarak. Bu ne? Can karavan. Hoş bulduk kardeşim. Evet arkadaşlar, bir karavana önce nasıl bakılır? Hemen bir şöyle yoldan bakarken önce şasiye bakıyoruz. Şasi bir kere Avrupa mı? Dış kabuğuna bakıyorsun. Merhaba, en kolay gelsin. Camlarına bakıyorsun. Camlar nasıl bir cam kullanılıyor? Kapısına bakıyorsun. Girdikten sonra zeminine bakıyorsun. Vuruyorsun şöyle bir hafiften, esniyorsun arabanın içinde. Mobilyasına bakıyorsun, koltuğuna bakıyorsun, döşemesine bakıyorsun, tavanına bakıyorsun, sinekliklerine bakıyorsun, dolap kilitlerine bakıyorsun, ağırlığına bakıyorsun, bunların kalitesine bakıyorsun. Bunlara bakıyorsun, köşelerine bakıyorsun, bunlara bakıyorsun, bunlara bakıyorsun. Her yere tek tek bakıyorsun hangi malzemeler kullanılmış diye. Sonra hemen kafanda bir şey oluşuyor. Sonra fiyatını soruyorsun. Bu karavan abi, ne kadar? 215 bin lira fiyatımız. 215 evet. bin lira karavanımızın fiyatı. Karavan. Eyvallah. Dolu bir karavanımızda karavan. Güneş enerji sistemimiz ve vostomuz, tentemiz, gazlı şofbenimiz, torsiyonlu camlarımız. Tam anlamıyla dolu bir karavanımız. Bunun bir de farklı bir dizaynını yaptık. İki kişilik aileler için. Bizde Pendik'te çok talep gelmişti o konuyu üzerine. Onu da isterseniz size göstermek isterim abi. Bordo karavanımız. Hemen göster. Bambaşka bir iç dizayn var dedi arkadaşım. Evet. Hemen girelim. Bambaşka bir iç dizayn. Ha şeyin. Şimdi yatak iki, olarak daha evet. Geniş bir. Sadece yatak odası talebinde yatak. Bulunanlar olmuyor. Burak koltuk olmuyor mu? Koltuk olarak da yapabiliyoruz. Ama şu an bunda sabit şu yaptınız. Şu an sabit. Tamam. Bunu çok isteyen olmuştu. Buraya oturma grubu. Arkaya yine torsiyonlu bir camımızı koyduk. Gayet güzel kardeşim. Bunun fiyatı ne? Bu da 215 bin lira. Bu da 215 bin lira. Her şeyle dolu bir karavanımız. Gayet güzel. Ne kadar dedi? 215 bin lira. Direkt yatakmış Erkan abi. Can karavan. Eski bir firma. Aa şurada değişik bir şey var. Tekne de oluyor galiba. Ona da bakacağım şimdi. Can karavana baktıktan hemen sonra Erkan abi. Bu ne? Bilmem. Bu başka bir kapı. Amfibik mi diyorlar buna? Yes. Hem karada gidiyor galiba bu arkadaşımız. Hem denizde gidiyor anladığımız kadarıyla. Merhabayım. Merhaba. Hayırlı işler. Kolay gelsin sağ olun. Efendim. Motoru da var. Oo. Altı Mercury. Buradan çıkabiliyor muyuz hocam böyle? Yekten girebilir miyiz? Tabii. Hadi bakayım bismillah. Bu da değişikmiş ha. Bu makineyi büyütebiliriz. Tabii o size kalmış bir şey. Oo, şöyle. O su diyen sudan çıktığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Güzel, sakin, duru sularda tabii gidecek bir araç herhalde değil mi hocam? Fazla dalgalı olmayan deniz
kıyıdan. Kıyıdan kıyı. Siyah siyah. Tabii. Siyah siyah. Evet. Ben de ilk kez bir amfibik araca binmiş oluyorum. Ne diyorsun Erkan abi? Çeşit bu. Başka bir durum oğlum işte. Tabii. Hani bir tek tuvaleti yok herhalde. Buradan giriş çıkış var mı abi? 4 metrekare yatak. Tabii buradan da buraya da oturup buradan da oltanızı atabilirsiniz. Suda. Eyvallah. Güzel güzel. Çok güzel. Evet yine bir karavana geldik. Kimi? Hoş bulduk. Ulan ensemde bitince bir an korktum ha. Bu yerli karavanlarda herhalde bu model standart gibi bir şey ya Erkan abi. Bunu yapmayanı standart, dövüyorlar. Standart evet yapmayanı dövüyorlar. Bu. Böyle bir oturma grubu. İki kişilik. İki kişilik. Yani üç kişi buraya arkada. Yatar, bunu da indiriyoruz. Bir kişi de orada yatıyor herhalde kişi. Erkan abi. Zaten kamptasın abi. Tabii. Şuraya bir tane porta poti tuvalet, küçük bir şey falan filan, Inter Milan. Yine karşıda da aşağı yukarı aynı modeli var. Hoş bulduk kardeşim. Merhaba, hoş bulduk kardeşim. Böyle bir şey yapmış. Hemen bir tura şöyle dönüvereyim. Malzemelerini göstermiş. Yine böyle bir... Aynısının malzemesinin farklı olanı. Buna ranza koymuş, o da inip kalkıyor. Yine fiyatlarını bir öğrenelim. Evet, insanlara. Fiyatlarını öğrenelim. Şurada yazıyor herhalde. Ne kadar kardeşim bunların fiyatları? Standart donanım haliyle 3 modelimiz var. Fuara 3 modelimizle geldik efendim. Standart donanım haliyle 175 bin lira bu karavanımız. Safir Elit modelimiz. Diğer Safir modelimiz standart donanım haliyle 150 bin TL. Diğer Safir Plus modelimizde fuara özel yeni olarak ürettiğimiz karavanımız ise 175 bin lira yine standart donanım haliyle efendim. Teşekkür ederiz. Rica sağ ederim. Buna hoşçakalın. 175 efendim. Evet fuarın datlısı eski karavanımız. Renault 360. Benim tasarımım şu yaz. Ulan ne zamanımız geçti be. Ooo Ersoş. Biz artık alışveriş değil kardeş olduk. Ersinciğimle. Ulan ne zaman geçirdik şununla ya. Erkan abi hatırlıyor musun? Evet. Eski ama boncuğumuz. Hani bu çok ufak mini minnacık çok. Ama çok sevimli içinde böyle seni sıcak hissettiriyor sıcak ben hissettiriyor. Erkan abi. Ben bak bu kadar küçük diyorsun. 2 ay şunda bir fil kaldı. Evet gerçekten ama çekmesi çok rahat. Yani normalde yapmayınız. Ben 80'e 90'a geçmiyorum. Şu arkadaş bunu 140'la çekiyor. Yani yapmayın. Yapmayın. Gerçekten yapmayın ama. Bunun oluru 90. 90 mı? 80. Bugüne kadar çektiğim ve hiç hissetmediğim tek karavan umarsan diyebilirim yani. İşte ben bu pratikliği severim ben. Şimdi ben kapsüle giriyorum. İlk kez kapsülü hep öyle mi böyle mi şurası şöyle mi? Vay ofroş yapmış tekerlekleri. Sürtüyor mu bunlar oraya? Sürtmez yok, değil mi? Yok. Hop. Ooo bak şimdi olmuş. Seni köfte. Güzel. Ersoş koltuklarda yumuşamış. Evet. Ha? Evet. Ulan ne arge yaptık be. Bunun ön tarafını böyle bir bombe yapıp burayı şey yapabiliyor musun? Açılma cam yapabiliyor musun? Yapılabiliyor, yapılabiliyor. Standartında zaten o 360'daki camlardan var. Açılır olsa. Evet. Yapacağım. Bunları da açacağım da rüzgar. Abi aynı falan. Karavan bak işte gözünün önüne dolap İceyden gelmeyince. Serin. Çok serin oluyor. Dolaplar olmayınca gözünün önünde hemen nasıl ferahlamış yapılabiliyor bak. Yapılabiliyor ama. Kocaman. Evet, camlar geliyor oraya. Öbüründe duramadık. Nedir bunun bak fiyatı? 235 bin artık ADV'den başlıyor. Açtım oğlum bak. Hoppa. Kasetli oluyor mu buna? Oluyor. Ama bayağı büyük abi. Eskisinde tuvalete işte az öncekine girilmiyordu yani. Sertaç bu da çok sevimli bak. Sevimli yani bunda böyle bir odada bir başka bir yer yani. Güzel ya. Vallahi. Bak bunun duygusu güzel. Başka. Ya bir de bunu toprağa göm tamam mı? 100 yıl sonra çıkar devam et. Koltukları değiştir devam et. Eski teskit devam et. Aynen öyle. Her şeyi yapabiliyorsun. Takıyorsun çıkarıyorsun. Benim sevdiğim bir burası araç. Da yatak oluyor değil mi? Tabii. Evet. Erkan abi bizim karavana ne yazacaktık? Şuraya. Şuraya bir tane yazı yazacaktık. Erkan abi el yazısıyla imzalayacaktı. Evet. Uyuyormuş gibi yapan birini asla uyandıramaz. Bir o var bir tane de bir şey daha var. Fısıldayan ormanda haberler çabuk yayılıyor. Bu karavana bunları yazacaktık. Erkan abi imzalayacaktı ama karavanı çabuk sattık. Evet bakacağız. Erkan abinin yeni karavanını inşallah yazacağız. Bakacağız. Erkan abiyi alalım mı bunu? Ha? Ersin Bey. Ben yapalım bir şeyler.
Karavan bakıyoruz Erkan abiye. Erkan abiye karavan alacağız. Bak şeyi de takmış. Şimdi hemen başka bir karavana gelmiş bulunuyorum. Bak renklerin güzelliği. Abi vallahi güzel ha. Gerçekten. Yerli üretim tamamen. Abla duymaz olur muyuz ya? Bak bunlar presli. Bak güzel iş biliyor musun? İnce iş. Biz deneyim diyoruz ya. Gerçekten. Olmuş mu abi? Ellerinize sağlık. Güzel. Ne kadar bu arabanın fiyatı? 179 bin lira. 179 bin lira. Çok güzel. XPS'le. Dışı gofraj işi şey. Gayet güzel. Ne bu karavanın markası? Trakar. Evet. Tamam. 179 bin lira. Evet. Banyomuz. Burada tam bu iki tane dolaplarımız var. Gayet güzel. Güzel, güzel ablacığım. Çok güzel. Arka tarafı da bir görüntü. Dışı da böyle. Arka spotlarımız. Dışı da gayet güzel. Gofrajlı. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Fare karavan var. Gayet uzay mekiği gibi. Tamam, dıştan baktığın zaman bu da yekpare vesaire falan. Estetik konusu da okey. Ama işte şimdi arkadaşlar hani ona bakın buna bakın diyorum ya. Baktığın zaman şimdi bu cam mesela bu Ankara'da yapılan Rino Glass diye bir firmanın camı. İç tarafları keza orada yapılıyor. Tamamıyla yerli üretim, artık bu camlar burada yapılabiliyor. Bunun Dometi var, bunun Berhemisi var, yerlisi var, yabancısı var. Fiyatlar ona göre değişiyor. Hemen yine buradan bakalım. Ön camda kullandığı malzemeye, koltuğuna, kullandığı markalara. 12 volt mu, 220 mi? Üst tarafta paneli var mı? Burada kullandığı malzemeler nedir? Hepsi işte bir bütün oluşturuyor. Mesela bak adam buraya böyle bir şasi koymuş. Yabancı bir şasi koymuş. Ayaklarını Bigfoot koymuş. Bunlar mesela önemlidir. Bak mesela böyle bir şey. Bu sevgili dostlar ev tipi. Yani bak şimdi arabanın dışından da bakıyorum tam buradan. Yani dünyanın en iyi şeyini bilmeye gerek yok. Sizce bu okey mi? Bilmem. Bence değil. Yani bu camlar da tamam hani bütçeye göre vesaire falan ama böyle açılması yine yağmurda falan vesaire iyi ama ısı yalıtımı da düşünmek lazım. Hepsinin kendine göre güzellikleri, kendine göre güzel işçilikleri vesairesi var sevgili dostlar. Bakmak lazım. Şimdi tasarım da bu. Bu. Şurada dönüyor. Gördüğünüz model. Yani tasarımda bile şu jantlar mümkün değil çünkü bunlara C tipi takılması lazım ama tabii tasarımı yapan arkadaş onu bilmiyormuş. Böyle bir şey çizmiş. Çıkan mala bakalım. Bu mu? Gibi mi? Bilmiyorum. O tasarımdaki araba bu mu? Nerede? Ha, o yeni. Pardon, o yeni modelmiş ya. Bu böyle. Ama yine de söyleyeyim, bu jantları bu arabaya takamazsınız. Ha, oradaki. Eyvallah. Ben söyleyeyim de. Ulan ben de her boku bilen böyle şey yapan Erkan abi öyle olmuyorum değil mi? Her boku bilip de her şeyi anlatan böyle itici tipler vardır ya, onu öyle deme böyle. Yok ama. Oğlum yani sen bilgili adamsın bu konuda. Ben bunu kimsenin de kalbini kırmak kendi istemiyorum. Kendi gözlerimizle gördük. Tabii ki herkesin malzemesi farklı, fiyatı farklı, kullandığı malzeme farklı. Buna göre de bunun bir fiyat performansı var. O kadar. Var. Herkesin zevki birinci mevki i̇şte yani. İşte o kadar. Kesesine uygun olan onu alır, uygun olan bunu alır. İşte o kadar. Bu kadar yani. Hepsi çok güzel, özenle hazırlanmış, özenle yapılmış, şık şeyler, sevimli. Evet. Eyvallah. Bunlar monoblok mu bunlar? Bu da monoblok abi. Hemen gel, hazır da ona bakalım. Of, alkol şeyine bak. Ne kadar yerde. Mover'lar. Aynen. Hop. Sistemi oraya koymuş. Bu akü oraya koymuş ama işte ağırlık konusunda bu akü bu kadar buraya yakın olursa bu kafanın ağırlığı daha fazla olur. Ne olur? Yakıtta, dengede vesairede negatif etki edecektir. Ama güzel sistem döşemiş. Anladığım kadarıyla tanıdık bir firma. Monoblok yine. Sen bu sistemleri de biliyorsun ya elektrikten. Tanıyorum biraz. Evet. Tanıyorsun. Abi. Bunun dersini, argesini çok yapmışsın. Yaşayarak öğrendik. Yani bunu böyle koyması güzel olmuş. İçeriden ferah. Bu camlarda açılıyor. Yani normal düz koyacağına bunu böyle yapması güzel. Bak finishingleri güzel. Camı bak. Güzel. Hani gold mesela yerli diyorsun bu cama.
Ama bak ne kadar of gibi iş yapmış, helal olsun. Gold camı tebrik ederim. Yine tabii standart olarak aynı model karavan abi. Hiçbir şey değişmiyor yani, bütün yerlerde olduğu gibi. Şimdi burada ne değişiyor? Hop 3 burada 2000 neydi bunun adı ya? 2004 mü deniyordu bunlara? Turman'ın bir ısıtıcısını koymuş. En eskilerinden, termostat yoktur bunda. Açarsın, tık kapatırsın. Bir üstünde kendi termostatlıdır ama güzel ısıtır. Bu kadar bir karavanı. Çeşit koymuş, kendince bir fren yapmış. Hepsi abi aynı şey üzerine, motokaravan evet, modelinden almış bunları. Hepsinin kendine yani göre işçiliği benim var. Benim için bak, benim için karavanda ben şuna dikkat ediyorum. Böyle şu oturma yeri. Çünkü bütün günün, kışın burada geçecek. Abi. Yazın hariç. Yazın da akşam üzeri oturduğunda burası bak ferah. Güzel benim için şimdi. Önemli olan bu. Tabii şimdi şuraları mesela normal duvar yapabilirdi. Adam oraları cam yapmış. Ne? Eğimli buradan vesaire falan. Başarılı bir karavan. Soralım. Fiyatı nedir bu karavanın? Bu en üst paket karavanımız. 320.000 artık ADV. Üzerinde mover var. Bu mover bu arabaya büyük. Değil mi? Birazcık yani, büyük birazcık bir mover. Yani ihtiyaç olduğu için istiyor müşterilerimiz. O yüzden veriyoruz biz de. Yekpare. Yekpare monobloktur. 10 sene sızdırmazlık garantisi veriyoruz. Alko şasimiz var. 1350 kiloluk. Stabilizatörlü, amortisörlü. Karavan camları var. İtel tentemiz var. Şofbenimiz var. İtel tente ne marka? İtel tente bu Fiamma'nın muadili. Ha, muadili aynen. Muadili. Fiamma marka, bulamadığımız için muadilini aldık. Ha, eyvallah. Fiamma sıkıntı var bu ara. Ama şey güzel. Var. Yine kaliteli bir yerde. Güzel abi. Güzel abi. Güzel iş görür. Şöyle bir malzeme. Değişik araçlar mevcut dostlarım. Tospik karavanın içinde bir Erkan Can. Ne kadarmış Erkan abi? 155 artı KDV. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam. Tospik karavanda da böyle modeller mevcut. Şurada 525 bir araç. Erkan abi şuna baktı. Buna bakmam ben. Genç işi diyor. Oo, bu neymiş ya? Erkan abi. Bunun fiyatı ne baba? Mükemmel bir fiyat var. Bu ara özel 260 bin TL. Ama güneşlik ve... Eyvallah eyvallah onu. Evet Erkan abi, ünlü Alko'nun üstündesin. Hani şu Alko şasiler, efendime söyleyeyim, mover'lar, yine bu işte otomatik hareket ettirme sistemi, hani merak edenler için sistem bu şekilde çalışıyor. Şöyle uzaktan kumandayla oluyor, aynı zamanda bunun otomatik ayakları var, arabayı otomatik dengeye alıyor. Burada onun şovu da vardır elbet ya, hareket ettirebiliyor muyuz? Tabii. Şu anda basılı bu. Evet. Erkan abi, sen oyun oynar mısın? Oynarım. Ha, joystick o sever misin? Joystick. Al abi. Joystick ne yapıyorum sende. Şimdi? Hareket ettir abi. He? İleri geri Erkan abi. Sen de joystick. Bu. Bu vur bu. Abi 360 yap şöyle bir dön bir tadını çıkar. Bir de bunu dengeleyebiliyor muyuz abi? Şu dengeleme işini de gösterebilir misin? Hatta dengelemeyi şöyle de yapalım. Bir de bunun farklı bir varyantı var Ranger. Sen biliyorsun. Evet. Erkan abi asıl bunun mevzuatı şu ATC diyorsun ya. Şu. Arkadaşlar şu. Bu. Özellikle büyük karavanlarda bu ATC olmazsa olmaz. Benim bir tane videom var. Şeyde Pozantı yokuşundan aşağı inerken arabanın savrulduğu bir video var dostlar. Onu hatırlatmayı isterim. Bir kere oluyor. Dalıyorsun yani. Ben işte unuttum, tır geçince böyle sallanmaya başladı. Ama çok da bende çok acayip rüzgar var. Niye geçiyorsun? Niye artis artis hareketler yapıyorsun? Eşeklik bende ama sağ olsun işte. ATC. Kulaklarımdan ateş çıktı var ya, kalbim böyle ağzıma geldi ya. Hadi bu sabah ders olsun. Vallahi. Şuradan. Oraya geç, ben sana göstereceğim. Ha, şuradan göstersin. Abi mama. Arabayı sallayınca tekerlekler otomatik fren yaptı dostlar. Şu 100 km hızla giderken hayat kurtarıyor. Tek ve net. Başıma geldi. Hani kuma ben kollarla uğraşıyorum ya dostlar. İşte onu şu an bu alet otomatik yapacak. Önce arkayı mı indiriyor? Arkadan başla. Yap.
Biz bunları böyle elle kolla çeviriyoruz ya dostlar. Ayakları karavanı desteğe, dengeye almak için. Bu alet bunu otomatik olarak yapıyor. Sabitliyorsun. Önce arka ayakları. Bu. Ön tarafı da alacak. Arabanın eğimine göre arabayı yerden kaldırıp dengeliyor. Daha doğrusu tekerleklerin üstünde sabitliyor diyebiliriz. Fazla tekerleğe bastırmıyor. Tabii. Niye bu kadar kalktı sonuna kadar abi? Üzerinde yük yok. Yok. Üzerinde yük yok. Bak şimdi önü de gör. Bak şimdi tekerin ayak altını göreceksin. Ha. Üzerinde fazla yük olmadığı için şu an. Yüke göre yapıyor, ayarlıyor onu. Bravo, bravo. Süper. Çok güzel. Şimdi ön tekerlekler de yapacak. Tekerlekler yerden kalktı. Aynen. Bitmediği için kumanda şu anda bizi rancıra geçmemize izin vermiyor. Sonra hala basıyor çünkü. Aynen, şu an kaldırıyor hala. Evet. Malzeme bu dostlar. Çok başarılı. Yani Erkan abimle bir sürü modele baktık. Erkan baktık, abi. Baktık, düşüneceğiz. Bir sürü modelin içerisinden tabii bazıları hoşuna gitti. Bakalım neler olacak. Yakın zamanda bir karar veririz. Kağıtlarını aldık. Adresleri bulduk. Bilmiyoruz onu. Bakacağız. Bilmiyoruz. En çok hoşuna gitti diyeceğin bir şey var mı? Var ama şimdi söylemeyeceğim. Diyorsun. Var, şimdi söylemeyeceğim. Tahminler nedir arkadaşlar? Sizce bu gezdiklerimiz arasından hangisi olur? Hangisini almış olabilir ya da hangisini beğenmiş olabilir? Bundan bir sonraki videoda sürpriz. Sürpriz. Bakacağız. Açıklayabiliriz belki ha? Açıklayabiliriz. Bakalım Erkan Can'ın karavanı ne olacak dostlar? Bir karar verelim. Ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Hadi bakalım, eyvallah.